Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, oldukça zor, kısıtlayıcı ve baskılı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i hepimiz merakla ve umutla bekliyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. 2021 sizin yılınız. Evet, 2021 Kova yılı. Zaten 2021'in hemen öncesinde 21 Aralık 2020'de Kova burcunun 0 derecesinde meydana gelen Satürn Jüpiter büyük kavuşumu kolektif alanda tüm dünya için bir kova çağını da başlattı. Yani aslında bir çağ tabii ki bir günle başlamıyor. Böyle bir süreci başlattı diyelim. Artık önümüzdeki dönemde büyük planda daha çok kova burcu ve bunun sembolikleri Hayatlarımızda daha belirgin bir şekilde hissedilmeye başlayacak. Peki bireysel olarak kovalar bundan nasıl etki alacak? Ee, evet, Satürn artık sizin burcunuzda. Kendi yöneticisidir. Ee, yani kendi burcunda hareket edecek. 2023'ün Mart ayına kadar Satürn sizin burcunuzda. Satürn yapılar kurmakla, düzen kurmakla, sistem değiştirmekle ilgili. Evet, hayatta büyük öğretmen olarak birçok şeyi de öğretir hatalarla, yanlışlarla size yüzleştirir. Ama aslında bunu yaparken sizi daha da iyileştirmek, daha da güçlendirmek niyetindedir. Ve Satürn'ün karşımıza çıkardığı dersleri, görevleri, sorumlulukları disiplinli bir şekilde ele alırsanız gerçekten bu dönemden çok güçlü bir şekilde de başarılı bir şekilde de çıkabilirsiniz ve 2021'de şans ve fırsatlar gezegenimiz Jüpiter'de kova burcunda olacak hani her iki gezegende sizin burcunuzda aslında yıllık yorumlarda bu iki gezegenin geçişleri çok önemlidir bizim için şimdi iki gezegenin de burcunuzdaki hareketleri Muhtemelen hayatınızda tabii ki çok önemli bazı yapılar kuracak, gelişmelere neden olacak. Evet, Tabi her kova aynı şekilde etkilenmeyecek. Dönem dönem bu tesirleri alabilirsiniz. Bir burç 30 dereceden oluşuyor. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 30 derece arasında. Gezegen hareketleri de böyle derece derece hayatlarımızda kendisini göstermeye başlıyor. Bu yıl özellikle 0 ile 15 derece arasındaki kova burçlarımız ve yükselen burcu da 0 ile 15 derece arasında olan kova burçlarımız bireysel olarak daha güçlü tesirler alabilirler. Ee, ama Jüpiter tesiri yıl boyunca devam edecek özellikle Satürn 2023 Mart'ına kadar kovada kalacağı için Satürn etkisini bu iki buçuk üç yıllık dönem içerisinde Aslında değerlendirmek gerekiyor ee, bu yıl özellikle kişisel anlamda hayata bakışınızda farklılaşmalar olabilir Jüpiter size e, yeni olanaklar sunabilir hayatınızda kendinizi gerçekleştirmek adına bazı sorumluluklar almanız bazı görevler almanız, bazı disiplinler içerisine girmeniz mümkün. Bunlar olurken Jüpiter size olanak da sunacak gibi görünüyor. Kapıları açacak, bazı fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Jüpiter ve Satürn her ikisini birlikte düşündüğümüzde aslında iş ve disiplinlerle çok ilgilidir. Dolayısıyla birçok kova burcu iş sahibi olabilir bu yıl. Bir işle, oluşla meşgul olabilir. İşi olmayanlar evet bir mesleki anlamda gelişim imkanı bulabilirler, iş, iş sahibi olabilirler, çalışma sorumlulukları alabilirler. Ee, genç kovalar eğitim alanında akademik anlamda geleceklerini yapılandıracak, şekillendirecek bazı adımlar atabilirler. Ee, eğitimlere başlayabilirler veya bu alanlarda süre gelen eğitimlerde güçlü tamamlanmaları olabilir ve kariyerleriyle ilgili örneğin önemli adımlar atabilirler. Jüpiter yaz aylarına kadar 13 Mayıs'a kadar hızlı bir şekilde kova burcunda ilerleyecek ve tüm kova burçlarımızı aslında hemen ilk etapta yılın ilk 5 ayında güçlü bir şekilde etkileyecek. Zaman zaman bu fırsatları hayatınıza getirebilir ama değerlendirip değerlendirememek yine size kalmış bir durum tabii ki. 13 Mayıs'tan itibaren kısa bir süre balık burcuna geçecek Jüpiter 28 Temmuz'a kadar 13 Mayıs 28 Temmuz aralığında Para evinizde bir Jüpiter var. Aslında Jüpiter 2022'de balık burcunda olacak. Ama yaz aylarında kısa bir süre şöyle bir sanki bir fragman niteliğinde bir e, balık burcu ziyareti var. Ve üstelik balık burcunda da oldukça bereketlidir çünkü kendi burcu. Parasal kaynaklarınızı şöyle bir anda arttırabilir Hani orada bir parasal iyileşme bir gelirlerinizde artış parasal anlamda Belki de mucize gibi bazı hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz Örneğin 13 Mayıs 28 Temmuz arası bunu lütfen ee, dikkate alalım sevgili kovalar Evet Satürn sorumluluklar getirebiliyor Satürn hayatınızda ciddi olduğunuz takdirde e, size ait olan görevleri e, yerine getirdiğiniz takdirde bu sorumlulukların sonucunda size maddi manevi önemli başarılar da getirebilir. Biraz kilo da verebilirsiniz. Hayatınızda günlük hayatınızda disiplin altına alabilirsiniz. Evet gerek kariyer alanında gerek ilişkiler alanında sorumluluklarınız olabilir. Ama tüm bunların hepsi hayatınızda yeni bir yapı kurduğunu gösteriyor Satürn'ün. Yani yapı Satürn inşa demek hayatınızı düzenliyor. Son iki buçuk yıldır, üç yıldır biraz inziva sürecindeydiniz sevgili e, kovalar. Hani hayatı sanki böyle geri plandan izliyor gibiydiniz. Bir şeyleri kurguladınız, düşündünüz, planladınız ama sanki isteyip de harekete geçememek gibi bir durum vardı. Genellikle başkaları tarafından da fark edilmemek gibi bir sorununuz vardı. Çünkü Satürn'ün pozisyonu sizi biraz geri planda tutuyordu. Şimdi artık elinizi taşın altına koyup bu planlarınızı, programlarınızı daha rahat hayata geçireceksiniz. Evet sorumluluklar alacaksınız. Bu anlamda alacaksınız. Kendinizi gerçekleştirmek anlamında alacaksınız. Otoriteniz de artabilir. Herhangi bir konuda bir yönetim, bir otorite, bir liderlik yapma potansiyeliniz de var. Kendi işinizi de kurabilirsiniz tabii ki. E, tüm bunlar hayata biraz daha atılacağınızı gösteriyor. Daha dolu dolu e, deneyim anlamında güçlü bir yıla girdiğinizi gösteriyor. Artık inzivada değilsiniz. Artık hayatın içindesiniz. Ve gerekli sorumlulukları da alma zamanı. Ve bu tüm yapılması gerekenleri bilinçli bir şekilde yaptığınız takdirde gerçekten hayatınızın en güçlü en önemli dönemlerinden biri de başlamış olabilir sevgili kovalar 2021'de bir diğer yönetici gezegeniniz Uranüs'te boğa burcundaki hareketini sürdürmeye devam edecek ve yılın en önemli açılarından birisi Uranüs ve Satürn arasındaki kare açı Evet ilginç bir şekilde her iki gezegende sizi yönetiyor aslında Satürn klasik yönetici gezegeniniz, Uranüs de modern yönetici gezegeniniz. Ve bu iki gezegen birbiriyle kavga halinde olacak. Bu ne demek? Size nasıl yansıyacak? Aslında iki gezegen kolektif etkide daha güçlü çalışır. Yani toplumsal alanlardan bir düzen değişimi, sistem değişimi anlamında bu kışkırtıcı, stresli enerjiyi hissedeceğiz tüm dünya üzerinde. Evet piyasalarda hareketler var, ekonomik sıkıntılar, baskılar var otoriteyi temsil eden Satürn'e karşı değişimi ve isyanı temsil eden Uranüs'ün hareketleri var. Yani bu halk hareketlerine işte böyle dünya üzerinde belki kalabalıkları, kitleleri etkileyebilecek bazı kışkırtıcı durumlara yol açabilir. Yöneticiler, devlet yapıları ve otoriteyle halklar arasında gerilimler olabilir. Hayatımızda günlük düzenimizi değiştirecek önemli radikal buluşlar, teknolojik gelişmeler, İş hayatımızda ve günlük hayatımızda, toplumsal hayatımızda bunları hissedebiliriz. Bunlar tamam zaman zaman baskı da yaratabilir, huzursuzluk da verebilir. Bireysel olarak en fazla etkilenen burçlardan birisiniz, kuşkusuz. Bunu artık tekrar söylemeye gerek yok. Hem sabit bir burcunuz hem Satürn. Sizin burcunuzda Uranüs Boğa burcunda, ee, içinizdeki özgür, devrimci kişiyi gösteren Uranüs ile içinizdeki tutucu ve otoriter kişiyi gösteren Satürn. İkisi de e, kare açıda ve hangisi daha güçlü olacak ve hangisi daha fazla öne çıkacak yıl içerisinde Evet dördüncü evinizde bir Uranüs geçişi var özellikle aile konuları yuva konuları ebeveynlerinizle ilgili konular buralarda biraz sizi strese sokacak biraz düzenin dışına çıkmaya zorlayacak ya da beklenmedik değişimlere neden olacak stresler olabilir. Örneğin hani ev değişimini gerektirebilecek yaşadığınız mekanlarda ya da çalıştığınız ortamlarda zorunlu bir değişim meydana getirecek gelişmeler olabilir. Belki eviniz güvenli değil. Belki işte deprem ve benzeri risklerin arttığı bir süreçtesiniz. Veya başka türlü konular devrede olacak ve bir şekilde Uranüs oradaki alıştığınız düzeni değiştirme adına yer değişiklikleri bakımından size bir etki verecek. Bunun yanı sıra ebeveynlerle ilgili bazı anlaşmazlıklar, işte aile üyeleriyle ilgili Bazen evdeki bir çocuğunuz ya da evdeki anneniz, babanızla anlaşmazlıklar. Bununla ilgili zaman zaman kişisel mücadelelerin, bazı streslerin olabileceği de bir dönem. Gerek sizin, gerek ailenizin, ebeveynlerinizin genel sağlıklarına da tabii ki böyle bir güçlü açıda dikkat etmek lazım. Her ikisi de aslında nörolojik sistemi, sinir sistemini uyarır. Bu da zaman zaman anlamlandıramadığınız huzursuzluklara, streslere yol açabilir. Ee, bazen evet stres nedeniyle bazı kronik sorunlar artabilir. Ya da tansiyon dengesizlikleri, dolaşım sistemi problemi gibi bazı problemler ya da hormonal dengesizlikler tetiklenebilir. Kazalara, sakarlıklara da biraz açık olabiliriz dönem dönem. Özellikle Mars geçişlerini de aktif olacağı Mars'ın da sabit burçlarda hareket edeceği dönemlere bunlar işte Mayıs sonu özellikle Ocak ayı hemen yılın başında Ocak ayı çok önemli görünüyor ardından Temmuz'un ilk haftası ve Kasım ayında yine Mars geçişleri de bu dönemde bizi hem sağlık anlamında hem işte kazalar, sakarlıklar, agresyon ve gerilimler buralarda biraz sıkıntıya sokabilir. Bunlara karşı dikkat etmemiz, temkinli olmamız gerekiyor. Tabii ki her kova aynı şekilde etkilenmeyecek. Kişisel doğum haritalarınız özellikle önemli. Lütfen bakınız bu geçişler bu yıl özellikle Satürn ile Uranüs arasındaki gerilimler Şubat, Haziran ve Aralık aylarında yoğunlaşıyor. Şubat ayında 7 derecede olacak bu. Bu durumda hani hem güneş burcunuz hem yükselen burcunuz ya da haritanızdaki herhangi bir kişisel gezegen 7 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü hissedebilirsiniz. Bir diğer kare açı Haziran ayının ortalarında netleşiyor. Özellikle 13-15 Haziran gibi 13 derecede olacak. Bu durumda da 13 derece ve yakınlarında güneşiniz yükselen dereceniz ya da kişisel gezegenleriniz varsa tesirleriniz artabilir ve yılın sonunda 24 Aralık ve sonrasında 11 derece civarında bu açı yine kesinleşiyor ee, yine kişisel haritalarımıza göre bu etkiyi az veya çok alabilirsiniz ee, Eğer dereceleriniz Güneş dereceniz yükselen dereceniz 15 dereceden daha ileride ise bu kare açının etkisini bu yıl değil, daha çok 2022'de hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Çünkü bu Uranüs-Satürn arasındaki kare açı sadece bu yıl devam etmeyecek. 2022'de de ilerleyen derecelerde devam edecek. Sevgili kovalar, kadersel planda büyük resmi çizen ve yıllık genel etkileri anlamamıza yardımcı olan ay düğümleri ve tutulmalar aksı bu yıl ikizler ve yay burçlarında yaşanacak. Kuzey düğüm ikizler. Güney düğüm yay burcunda, hava ve ateş burçlarında bir hava grubu olarak aslında bu ay düğümlerinin geçişinden ve tutulmalardan daha olumlu açılar alacaksınız. Beşinci evinizdeki kuzey düğüm hayatınızda yeni gelişim olanakları, yeni deneyimler, hayatınıza girebilecek yeni insanlar, açılacak bazı yeni kapılarla ilgili tesirleri arttırıyor. Jüpiter'in de burcunuzda olması özellikle 5. ev konularıyla ilgili yılın belli dönemlerinde bazı fırsatlarla karşılaşabileceğinizin göstergesi. Tutulmalar mayıs'ta başlayacak. 26 mayıs'ta Yay burcunda bir ay tutulmamız, 10 Haziran'da İkizler burcunda güneş tutulmamız var. Yılın ikinci tutulmalarını Kasım ve Aralık'ta yaşayacağız. 19 Kasım'da 27 derece Boğa burcunda bir ay tutulması var. Sabit bir burçta kariyer alanınıza özellikle ev alanınıza, yuva alanınıza işaret ediyor ki boğa akrep aksını daha çok 2022'de deneyimleyeceğiz tutulmaları. Ve 4 Aralık'ta yine yay burcunda bir güneş tutulması var. Bu yıl daha çok tutulmalar 5-11 aksınızı etkiliyor. 5-11 aslında biraz daha sosyal evler bunlar. İlişkilerinizle bağlantılı, arkadaşlarınızla bağlantılı evler. E, ve sizi mutlu edecek, keyiflendirecek girişimler, kişisel girişimler, eğlenceli konular, hobiler, çalışmalar, yaratıcı faaliyetler ve çocuklarla alakalı. Özellikle 10 Haziran'daki Güneş Tutulması çocuklarınızla ilgili e, güzel kapılar açabilir. Hedefler belirleyebilirsiniz veya onların gelişimi, eğitimiyle ilgili önemli açılımlar olabilir. Çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olmak için de bu yıl güçlü bir tesir var. Jüpiter'in de bir desteği var burcunuzda. Evet bu yıl belki çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz ya da çocuk sahibi olacaksınız. Çocuklarınız var onlar yetişkin çocuklarınız varsa örneğin onlar evlenebilir, torun sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınız okula başlayabilir, üniversiteyi kazanabilir veya kendi hayatlarını kurma yönünde adımlar atabilir. Yani çocuklarınızla ilgili gelişim imkanları var bu yıl içerisinde. Zaman zaman arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizle ilgili bazı ayarlamalar da yapabilirsiniz. Bazılarınız özellikle Mayıs başındaki ay tutulması ve yılın sonundaki Aralık ayındaki tutulma Arkadaş ilişkilerinizde de bazı gözden geçirmeler yapabileceğinizi gösteriyor. Örneğin Mayıs ayındaki tutulmayla beraber belki bir arkadaşınızla ilişkinizi tamamlayacaksınız. Ya da bir arkadaş grubuyla ilişkinizi bitireceksiniz. Bu bir herhangi bir iş projesi için bir ekip çalışmasını da gösteriyor olabilir. Yani bir işin tamamlanması, bir projenin tamamlanması gibi bir tesiri de hayata geçirebilir sevgili kovalar. Sevgili kovalar 2021'i kısaca toparlamak gerekirse sizin için hayatınızın en kadersel güçlü yıllarından biri başlıyor. Satürn ve Jüpiter. İkisi de burcunuzda ve büyük kavuşum yapıyorlar. Evet, bu yıl Uranüs'ün de Boğa burcundaki geçişiyle beraber. Hayatınızda çok radikal kararlar verebilir, yeni disiplinler, yeni tecrübeler içinde olabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Aile hayatınızda, yaşam alanlarınızda önemli değişimler olabilir. Sıfırdan başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, hayatınızda yeni şeyler öğrenme adına, yeni çevrelere girme adına çok önemli fırsatlar çıkabilir. Bunlar sosyal çevreniz, çocuklar, aşk hayatınızla ilgili olabilir. Ama dönem dönem özellikle yuva alanlarında, aile alanlarında veya evinizle ilgili konularda, ebeveynlerinizle ilgili konularda bazı streslerle de yüzleşmeniz gerekecek. Aslında bunlar sizi belki de kısıtlayan, belki de bir türlü yapmaya cesaret edemediğiniz, o değişimi göze alamadığınız konular olabilir. Bu yıl hissedeceğiniz baskılar ve dışsal etkiler hayatınızda sizin gelişiminiz adına, sizi ileriye götürecek gelişimler adına daha da fazla cesaretlendirecek ve belki o önemli değişimleri özgürleşmeleri bu yıl yapabileceksiniz. Evet, her kova aynı şekilde etkilenmiyor ama 2021 devamındaki 2022 ile beraber birçok kovanın hayatında önemli de değişmeler olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız ve takip ediniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda günlük, haftalık, aylık videolarımızla ayrıntılı yorumlarla size yol göstermeye devam edeceğiz. Bu yorumlarımızı kişisel doğum haritalarınıza bakarak takip ediniz lütfen. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.